Şimdi boya. Fazla fazla boya. İki renkte yapabilirsin. Abimle Hira. Ne kadar güzel anlaşıyorlar değil mi? Sen de kağıdı böyle tut. Biz iki tarafından çekerken... Açabilirsin. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Ben de bir tane daha ip almaya gideceğim. Yeter bu kadar Ali'cim. Neyiniz var sizin? Niye böyle gerginsiniz? Eğer dün olanlarla ilgili bir durum varsa gerçekten çözmek isterim. Çözülecek bir şey yok. Her şey gün gibi ortada. Ne demek istiyorsunuz? İstemeden de olsa size bir zarar mı verdim? Orhun'a zarar veren her şey doğrudan bana yapılmış demektir. Siz burada müşfik, centilmen görünüyorsunuz ama... Öbür yanda Orhun'a yaptığın şey hem vicdansızca hem de acımasızca olan bu. Anlayamadım. Orhun'un bir suçu olmadığını söylemiştim size. Ama Neva'nın polise onun adını vermesini söylemişsiniz. Nasıl yani? Nereden çıktı bu? Hanımefendi sizi odasına çağırıyor. Sen Orhun'a bu işin arkasında benim olduğumu nasıl söylersin? Bu kadar önemli bir mesele değil ki bu. Niye böyle öfkeleniyorsun? Öfkelenirim tabii. Çünkü yalan. Ben sana hileli oynama, benden habersiz bir şey yapma derken senin yaptığına bak. Gereksiz hassasiyetler bunlar. Sen asıl hedefimize odaklan. Demek Orhun'un adını o verdirtmemiş. Senin bu ince düşüncelerin her şeyi detaylı düşünmene engel oluyor. Bunun farkında değilsin. Burada yaşayan benim. Benden bilirler. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Şunu diyorum. Birimiz iyi, diğerimiz kötü polisi oynamak zorunda. Ben içerideyim. İyi ve mağdur olan benim. Sen dışarıdasın. Kötü polislik sana kaldı. Yanlış yapıyorsun Neva. Benim sınırlarımı zorla.
Bu ifade meselesini sana Orhun söylemiş olamaz. Tabii ya, nasıl düşünemem. Orhun Hira'ya söyledi. Hira da hemen gelip sana yetiştirdi, öyle değil mi? Hı? Sen de sinirlendin tabii. Onun gözündeki imajın sarsıldı. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne ima ettiğine dikkat et. Ben her şeye aşırı dikkat ediyorum zaten. Ama sen oyunu duygularınla oynamaya kalkıyorsun. O kız senin gözünü kör etmiş. O kız yüzünden bana bağırıyorsun. Bana kızıyorsun. Beni aşağılıyorsun. Eve geldiğinden beri hiçbir sınır tanımadın. Nasıl oturulur, nasıl kalkılır? Hiçbir şey öğrenemedin. Hadi, iyi kötü kanıtsadık. Az önce gördüğüm şey yenilir yutulur gibi değil. Evet, farkında olmadan yanlış bir şey mi yaptım? Cihangir'le boya yapmak da neyin nesi? Yanlış anlıyorsunuz, ben... Ne yanlışı? Her şey apaçık ortada. Ali'nin okulunda resim yarışması var. Birinin yardım etmesi gerekiyordu. Musa da yoktu. Ali resim yapmak isteyince... Yeter! Bunların hiçbir bahane değil. Artık yerini, sınırını öğren. Oğlumu hak edecek bir kadın ol. Bunun hiçbir zaman olacağı yok ya. Sen hiçbir zaman oğlumu hak edemeyeceksin. Çok zor bir şey sanmıştım ama aslında kolaymış, biliyor musun dayı? Çok güzel olmuş değil mi? Geldiğini söylediler. İpin bu ucundan Cihangir amca tuttu. Diğer ucundan da Hira abla tuttu. Ben de boyadım. Biliyor musun? Cihangir amca bana boya takımı aldı. Hadi Ali, sen odanda çalışmaya devam et. Sana ondan uzak dur demiştim. Ben istemedim. Gerçekten elimde değildi. Ali'nin emri vakisiyle çaresiz kaldım. Hem biliyor musun, o senin düşündüğün gibi biri değilmiş.
Neva'nın ifadesinden haberi bile yokmuş. Sen... Sen karşıma geçmiş onu mu savunuyorsun? Hayır, hayır. Asla onu savunmuyorum. Ben sadece... Neva'ya seni suçlamasını söyleyen o değilmiş. Bilmen gerekir diye düşündüm. Sen bunları nereden biliyorsun? Onların konuşmalarında... Kardeşiyle konuşurken... Kardeşiyle konuşurken öyle mi? Evet ama ben... Ben sana ondan uzak dur diyorum. Sen ne yapıyorsun? Yine neler oluyor? Ne oldu burada? Orhun'u kızdıracak bir şey yaptın. Duracağın yeri bir türlü öğrenemedin. Sana soruyorum, ne oldu? Bir şey olmadı. Sadece konuştuk. Bize düşmanlık eden insanlarla oturup evcilik oynarsan böyle olur. Ölçüsüz davranışlarınla Orhun'u çileden çıkarttın değil mi? Böyle olacağı belliydi. Bu habersiz ziyaretin neye borçluyuz? Ah tabii. Nasıl düşünemedim? Yeni bir teklifle geldin değil mi? Şirket hisselerinin parasal bir karşılığı olmadığını geçen sefer anlatamadım herhalde. Hira'dan uzak dur. O senin kendince verdiğin savaşın çok üzerinde. O senin uzanabileceğin bir yerde değil. Ona bir şey sorman. Cevap beklemen. Yardım etmeye çalışman bir yana. Onunla göz göze bile gelme. Aklından dahi geçirme. Böyle bir konuşmayı bir kere daha yapmak zorunda kalmayayım. Yoksa başka hiçbir şey düşünecek halin kalmaz. Bunu sakın... Ama sakın aklından çıkarma. Senin kendini korumak için attığın yalan nelere sebep oldu, görüyor musun? Abicim, özür dilerim ama benim söylediklerimle şimdiki olanların ne alakası var? Neden sonuç ilişkisini ilkokul eğitiminde öğrendin herhalde, değil mi? Üstüme gelmek için bahane arıyor, anlamıyor musun? Sayende bahanesini buldu.
durmadan karşıma çıkacak. Onu da geçtim. Hep göz hapsinde olacağım. Hem de böyle kritik bir dönemde. Bize ait olanları geri almak için savaşırken göz hapsinde olacağım. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Bunu öngöremedim. Üzgünüm. Düşünmeliydin Neva. Düşünmeliydin. Bu lafları duyduktan sonra Orhun'un hiçbir şey yapmadan durmasını mı bekliyordun? Üstüme gelmek için Hira'yı kullanıyor. Sayende. Abi iyi görünmüyorsun. Gitmeyelim yemeğe falan. Son derece iyiyim. Senin aksine gelecekte olacakları düşünmeye çalışıyorum. Orhun'un bu manasız öfkesinden etkilendiğimi düşünmüyorsun herhalde, değil mi? Yemeğe gideceğiz. Hayatımız normal akışında devam ediyor ve edecek. Peki. Tamam. Önce bir görüşme yapacağım. Cihangir Bey merhaba. Nasılsınız? Bırak şimdi Halat'a sormayı Tolga. Yönetim kurulu ne zaman toplanıyor? Bu iş neden bu kadar uzadı? Bütün üyelere tek tek ulaşmaya çalışıyorum. Henüz yanıt alamadıklarım var. Telefonla ulaşamıyorsan evlerine git. Ofislerinin önünde yap, kapılarına git. Ne yaparsan yap ama topla. Sana bahane üretmen için değil, işleri bitirmen için para ödüyorum. Daha fazla beklemeyeceğim. Eğer beceremeyeceksen söyle. Elimden geleni yapacağım Cihangir Bey. Elinden gelenin fazlasını yap Tolga. Derhal olumlu bir cevap bekliyorum. Rahatsız edilmek istemiyorum demiştim Pınar. Neden geldin? Konuşmak için. Şimdi olmaz. Şoför seni eve bıraksın. Hayır. Konuşmamız lazım. Beni dinlemezsen ısrar edip sana kendimi dinletmemi söylemiştin. Ne olursa olsun vazgeçme demiştin. Hatırlıyor musun? İşte şimdi ben de ısrar ediyorum. Bana kızgınsın, biliyorum. Ama benim hiçbir suçum yok. Yolda birdenbire araba bozuldu. Ali okula geç kalacak diye çok panikledi. Biliyorsun, onun için çok önemli bir gündü. Resim öğretmeniyle yarışma için konuşacaktı. O kadar hevesliydi ki ben olmaz dedim. Ama beni dinlemedi. Çocuk nihayetinde. Ama haklısın. Bu arabaya binmek yerine şoförü beklemeliydik. Ama Ali derse geç kalacaktı. Çok ısrar edince Ali çok kıyamadım. Sonuçta onun hiçbir şeyden haberi yok. Cihangir ve Neva da onun için konakta kalan misafirler.
asla seni kızdırmak ya da uyarını önemsememek değildi. Asla değildi. Ayrıca hiç kimseyi savunduğum yok. Sadece öğrendiğim şeyi seninle paylaşmak istedim. Onunla aranda gerginlik olsun istemediğim için. O iyi niyetli biri değil. Onu savunmadım. Ben yalnızca seni düşündüğüm için... Birdenbire üzerimize kocaman bir kara bulut çöktü sanki. Gitgide birbirimizden uzaklaşıyoruz gibi geliyor. Ben çok üzülüyorum. Kapatalım bu konuyu. Toparlanayım, çıkalım. Gerçekten böyle mi olacak? Bu kapıdan böyle mi gireceğiz? Sana en başta onların düğün hazırlıklarımızı etkilemeyeceğini söylemiştim. Ama öyle olmadı. Maalesef biz istemesek de olayların bizi içine çekmesine engel olamadık. Buraya kadar. Böyle devam etmeyecek. Her ne olursa olsun, yaşanan şeylerin düğünümüzü mahvetmesine izin vermeyeceğim. Düğünümüzde her şey senin istediğin gibi olacak demiştim. Yarın prova yapacağız. Neyi, nasıl istiyorsan öyle olacak. Daha fazla uzamayacak bu iş. En yakın zamanda düğünümüzü yapacağız. Yeterince bekledik. Kendi adıma söylüyorum. Daha fazlasına tahammülüm yok.
araba sesi duydum. Hira mı geldi? Evet efendim. Şoförle mi? Orhun Bey'le geldiler efendim. Orhun'la arasını düzeltmiş demek. İyi geceler. Sana da. Yarın sabah birkaç saatliğine şirkete gitmem lazım. Dönüşte seni alırım. Sen de o arada hazırlanırsın. Olur mu? Olur. Kaç gibi gelip beni alırsın? Bilirsem ona göre hazırlanırım. Öğlen gibi. Hazırlanmamış olsan da sorun değil. Beklerim. Saatlerce, günlerce beklerim ben seni. Yeter ki sonunda yanımda ol. Senden bir adım öteye gidemem ki ben. Son nefesime kadar yanındayım. Yatalım. Geç oldu. Masamız burada olur. Burada da misafirlerimiz. Yalnız misafirler orada olursa rüzgar estiğinde herkesin gözüne kum kaçar. Haklısın. Ben onu düşünemedim. O zaman masamız yine burada. Misafirleri de şöyle alalım. Böyle de dans pisti olur. Masalar tamam. Ama misafirleri bir sorun bekliyor. Kum yumuşak. Bata çıka masalarına kadar yürümek zorundalar. Çok rahat olmaz. Muhtemelen ayakkabılarında kum götürürler. Düğünümüzden hatıra olarak. Bir sahilde olması fikrinden vaz mı geçsek acaba? Bütün ihtimalleri öngöremeyiz değil mi? Fırtına da çıkabilir. Hatta hortum bile olabilir. Thank you.
Ama her ne olursa olsun, o gece bizim düğün gecemiz olacak. Ve o geceyi güzelleştirecek tek şey ne mekan ne de insanlar. Oldu mu? Çok güzel oldu hem de. Biz çok güzel olduk. Adın adıma. Kalbin. Kalbime mühürlendi. Hadi başlayalım. Nikah anını prova etmemiz lazım. Bir saniye. Şimdi başlayabiliriz. Elimi bir an olsun elinden ayırmayacağım. Bir ömür değil. Bin ömrüm olsa hepsinde sadece sana sadık kalacağıma. Gözümün önündeki hakikati bile senin sözünün önüne koymayacağım. Son nefesime kadar. Sadece senin adını bir yemin gibi kalbimde taşıyacağım. Ne olursa olsun her zaman önce seni dinleyeceğime. Senin konuştuğun yerde bütün dünyayı susturacağım. Bütün yolların tek yoldaşı olarak seni bileceğime. Sadece sana güvenip son nefesime kadar sadece seni seveceğime. Sadece sana güvenip son nefesime kadar seni seveceğime. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Thank you.
havası bile bu kadar güzel olduysa gerçeğini düşünemiyorum. O gün bir an önce gelsin istiyorum. Ben de. Kahve saatin çoktan geçti. Ben hemen hazırlayayım. Çalışma odasında olacağım. Nasıl olur da kimse gelmez? Tek bir kişi bile yok. Onunkiler nerede? Nerede bunlar? Nereye giderler? Amacın ne senin? Sadece kendimi korumak istedim. Başka hiçbir amacım yoktu.
Hazırlanayım çıkalım. Neva. Bu kadarını da yapmış olamaz. Aradığınız kişi şu anda başka bir görüşme yapıyor. Lütfen hatta kalın. Aradığınız kişi şu anda başka bir görüşme yapıyor. Lütfen. Küstah. Bunun hesabını vereceksin. Doğruyu söyle bana. Yalan söyleme. Ne diyorsun abi? Ben gerçekten anlamıyorum bir şey ya. Bir şey mi oldu sana? Ne demeye çalışıyorsun? Kes artık, yeter. Bu oyunlarından bıktım artık. Resimleri senin aldığını biliyorum. Ne planlıyorsun sen yine? Ben. Gerçekten sana inanamıyorum abi. Ne resmi ya? Ne planı? Ne diyorsun sen ya? Çizdiğim resimler. Odam da yok. Her yere baktım. Haberin yokmuş gibi davranma Neva. Günahımı alıyorsun abi. Gerçekten günahımı alıyorsun. Yetmedi mi bana yaptığın haksızlıklar ya? Ne resminden bahsediyorsun sen? Ne planı? Neva. Benim ayarımı bozma. Aradığınız kişi şu anda başka bir görüşme yapıyor. Lütfen hatta kalın. Bir şey mi oldu? Nereye gidiyorsun? Aç artık. Özür dilemek için aradın galiba. Yani anladın herhalde kardeşine yaptığın haksızlığı. Kes artık oyun oynamayı. Her şeyin farkındayım. Bu yalanlarını beni kandıramazsın artık. Herkes sorguladı moteldeki. Kimsenin olan bitenden haberi yok. Hiçbir şey bilmiyorlar. Yani resimleri alabilecek tek kişi sensin. Onları sen çaldın. Ben de resim falan yok diyorum. Deli oğlum. Konuşacağız. Onun resmini çizmeye nasıl cüret edersin? Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın bunu? Cevap ver! Resim yapmak için senden izin mi almam gerekiyordu? Bana attığın tokadın bedeli abicim. Thank you.
Bir daha onun yanına daha yaklaşmayacaksın. Konuşmayacaksın. Bakmayacaksın. Anladın mı beni? Arasam mı? Ne oldu acaba? Neden öyle bir şey demeden çıktı? Kardeşim. İyi misin? Neyin var? İçimde kötü bir his var Musa. Ne oldu? Anlat bana kardeşim. Eniştemle ilgili mi? Kahvesini götürüyordum ona. Koridorda karşılaştık. Çok sinirliydi. Ne oldu diye sordum ama hiçbir şey söylemedi. Öylece çıkıp gitti. Halbuki her şey çok güzeldi. Düğün provasını yaptık beraber. Sanki rüyada gibiydik. Ne olmuş olabilir ki? Belki bir telefon gelmiştir. Ya da Cihangir Bey yeni bir şey mi yaptı acaba? Eniştem acil bir iyisi çekmiştir. Büyük patron olmak kolay mı? Sen de hemen kötü düşünme, olur mu? Seni bir daha onun yanında görmeyeceğim. Anladın mı? Bu mesele diğer meselelere benzemez. Şirket hisseleri, aramızdaki düşmanlık bu konunun yanında hafif kalır. Seni bir kez daha uyarmayacağım. Onun yanına yaklaşmayacaksın. Anladın mı? Neden telefonu açmıyorsun? Eniştem acil bir iyisi çekmiştir. Büyük patron olmak kolay mı? Sen de hemen kötü düşünme, olur mu? Doğru. Küçüğe yormayayım. İşi çıkmıştır. Thank you.
Sonunda geldin, çok endişelendim. Ne oldu? Kavga mı ettin? Bir şey söyle artık. Cevap vermeyecek misin? Lütfen konuş benimle. Elin. Bunlar? Bunlar ne? Bunlar o iyi niyetli dediğin adamın marifeti. Senin resimlerini çizmiş. Sana söylemiştim. Beni dinlemedin. Abimle Orhun kavga etmişler. Uyardım seni. Ama sen beni dinlemedin. İşte sonuç bu. Görüyor musun ne olduğunu? Hayır, hayır ama... niye ki? Yani neden yapsın böyle bir şey? Cihangir... Bir daha bu konaktan içeri adımını atmayacak. Etrafında bile dolaşmayacak. Benim istediğim de bu zaten. Orhun neden bu kadar öfkelendi? Ne geçti Cihangir'le aralarında? Bunlar ne? Senin yüzünden. Bu konakta sorun çıkaracak en son kişi olman gerekirken senin yüzünden krizler bitmiyor. Bu nasıl bir çirkinlik? Cihangir bunu yapacak cesareti belli ki senden almış. Uygunsuz davranışlarının bedelini yalnızca sen ödemiyorsun. Oğlumun senin yüzünden yaşadıklarına bak. Bu nasıl olabilir? Neden benim resimlerimi çizmiş? Konuşmak için konağa gittim ama buraya geldiğinizi söylediler. Beni dinler misiniz? Konuşmak istiyorum sadece.
Gerçekleri açık açık konuşacağız seninle. Resimleri çalışma masama seni bıraktığını biliyorum. Amacın ne senin? Ne istiyorsun? Neden yaptın bunu? Abimin gerçek yüzünü göstermek istiyorum sadece. Sadece konuşmak istiyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Ama beni dinlemen gerek. Kocan yüzünden değil mi? O hırsız yüzünden. Seni dinliyorum. Anlat. Neymiş abinin gerçek yüzü? Abimin attığı adımların sınırını fazlasıyla aştığını düşünüyorum. Benim derdim sadece hakkım olanı hakkıyla almak. Ama o bu uğurda elini kirletmekten hiç çekinmiyor. Ben onun ahlaksız oyunlarına dahil olmak istemiyorum. O yüzden resimleri masana bıraktım. Abinin ahlaksız oyunlarına dahil olmak istemiyorsun. Ama suçlu olmadığımı bile bile beni hapise attırmaktan, annemi tehdit edip hisseleri eline geçirmekten utanmıyorsun, öyle mi? Ben hata yapmadım demiyorum ki. Ben de hata yaptım. Tıpkı Afife Hanım gibi. Ama benim derdim kimsenin ailesini dağıtmak değil. Hisseleri istiyordum ve aldım. O kadar. Bazı konularda ilkeli olmam dost olduğumuz anlamına gelmiyor. Abimin yaptığı başka, miras meselesi bambaşka. Birbirimizi doğru yerden anlayalımın derdindeyim ben. O halde abine söyle, bir daha gözüme görünmesin. Yoksa olaylar içinden çıkılmaz bir noktaya gelecek. O noktadan sonra da kimse beni durduramaz. Anlıyorum. Elimden geleni yaparım. Ama beni ne kadar dinler, ona ne kadar engel olabilirim, o konuyu hiç bilmiyorum. Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Ben sadece onu gidermek için geldim. Sakin olur musun lütfen? Şimdilik öyle olsun. Ama vakti gelecek. İllaki konuşacağız. Beni dinleyeceksin.
Evet. Ne zaman? Yaralanan var mı? Uçağımı hazırlatın, hemen geliyorum. Bir sorun mu var? Londra'daki depoların birinde yangın çıkmış. Yaralılar varmış. Acilen gitmem lazım. Ben de sana yardım edeyim. Çok üzgünüm. Gel. Abicim. Merak ettim seni ya. Hemen bu resimleri toparlayıp apar topar çıktım. Ne oldu peki, konuşabildin mi Hira'yla? Ona gittiğimde Ali'yi bırakmak için okula gittiğini söylediler. Sonra okula da gittim ama... konuşmak istemedi benimle. Ay Allah, çok kötü olmuş ya. Az önce de mesaj attım. Üzgün olduğumu söyledim. Ama ona da cevap vermedi. Ne olursa olsun onunla konuşmam, kendimi açıklamam lazım. Gördüğü resimlerin sandığı gibi bir anlamı yok. Çizdiğim bir sürü resimden birkaçı sadece. Abicim tamam. Ben seni gerçekten çok iyi anlıyorum. Bir kez daha mı mesaj atsam? Hı? Ara istersen. Yalnız olmayabilir. Zor durumda kalsın istemem. Anlaşılan, bu işi ben halledeceğim. Madem bu kadar rahatsız oluyorsun, tamam, Hira'yla konuşmanın bir yolunu bulurum. Sağ ol. Ne demek? Kardeşiz biz. İyi yolculuklar Orhun Bey. Hayırlısıyla gidip hayırlısıyla dön inşallah. Orhun Bey'in çantasını araca yerleştir Musa. İyi yolculuklar oğlum. İner inmez haber ver. Merakta bırakma. Ararım. İnşallah her şey yoluna girer. Çabucak gidip gelirsin. Hiçbir şeye kafanı takıp üzülmeni istemiyorum. Sadece herkes senin sandığın kadar iyi niyetli değil. Bunu bilsen yeter benim için. Yokluğunu hiç sevmiyorum. Ben de sensizliğe tahammül edemiyorum. Ama uzun sürmeyecek. Çabucak
çabuk gel. Şimdi konuştum. Yaralanmalar çok ciddi değilmiş. Gidip hemen geleceğim. Kendine dikkat et. Sen de. Bu yabani otları söküp almazsan fidana zarar verebilirler. Bundan sonra hep gözüm üzerinde olacak. Hiçbir yabani otun bu fidan zehirlemesine izin vermeyeceğim. Korkma. Bu sefer size kendimi açıklamama izin verin. Bunu hak ediyorum. Sizin ne işiniz var burada? Nasıl girdiniz içeri? Bakın sandığınız gibi değil. Açıklamama izin verirseniz siz de anlayacaksınız durumu. Size bunları göstermek istiyorum. Ne bir şey görmek ne de duymak istiyorum. Hemen çıkıp gidin buradan. Bakın, bunların hepsini ben çizdim. Hepsi benim elimden çıktı bunlar. İnanın ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Sizi resmetmiş olmamın sandığınız gibi anlamı yok. Estetik bulduğum her şeyi çizerim ben. Hiçbir art niyetim yok. İnanın bana. Söylediniz işte. Artık gidin buradan. Bu adamın burada ne işi var? Siz beni dinlemeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Büyük bir yanlış anlaşılma var ortada. Bunlar ne ara bu kadar samimi oldular? Bir de hararetli konuşuyorlar. Ne oldu acaba? Ne oluyor burada? Sen hangi cüretle bu eve geldin? Bu ne rezillik? Bu adamla bir de resimlerine mi bakıyorsun? Sergi mi açtınız bahçede? Hayır. Ben ona gitmesine söylüyordum. Doğru söylüyor.
Ben ısrar ettim konuşmak için. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Derhal burayı terk et. Büyük bir yanlış anlaşılmayı gidermek için buradayım ben. Yeter! Kimse senin söyleyeceklerinle ilgilenmiyor. Derhal burayı terk et. Afife'yi bir bahaneyle dışarı çıkartabilir misin? Çok önemliyse bulurum bir yolunu. Da aklındaki ne? Siz çıkarsanız abim çağıracağım. Konakta kimse yokken rahatlıkla Hira ile konuşabilir. Çok üzülüyor da yanlış anlaşıldığını düşünüyor. İçimden bir ses planının bu kadarla kalmayacağını söylüyor. Ama sana haber verdiğim zaman yine başka bir bahaneyle hemen konağa getirmen lazım Afife'yi. Afife gelince onları görecek. Görünce de deliye dönecek. Orhun üstü başı kan içinde. Eve geleli daha kaç gün oldu? Seni hep uyardım. Haddini, hududunu bil dedim. Söz dinleyeceğine iyice kontrolden çıktın. Bu rezilliğe nasıl çanak tutarsın? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Maksadın ne? Evimizi başımıza yıkmak mı? Ben bir şey yapmadım Afife Hanım. Geleceğini bilmiyordum. Yeter! Tek kelime bile istemiyorum. Biz kapıdan çıkarıyoruz. O bacadan giriyor. Bu cüreti nereden alıyor? İyi ki Perihan telefonu unuttu da geri döndük. Yoksa arkamızdan dönen işlerden haberimiz olmayacaktı. Afife Hanım lütfen. Resimleri neden çizdiğini açıklamak için gelmiş. Orhun'a açıklarsın bunları. Çocuğumuz masa boş. Hadi oraya geçelim o zaman. Gonca anlattı olanlarını. Çok üzüldüm. Ama Ali'nin yanında soramadım. Çok kötüyüm Musa. Afife Hanım her şeyi yanlış anladı. Açıklamama izin vermedi. Orhun'a da söyleyemedim. Duyunca çok sinirlenecek.
İngiltere'de işi başından aşkın. Bir de bunları düşünmesin dedim ama içim hiç rahat değil. Sen en doğrusunu yaptın. Gelince anlatırsın güzel güzel. Üzme diyeceğim. Ama dinlemeyeceksin beni ki. Elimde değil ki. Ali huzursuz olmasın. Hadi geçelim. Küçük beyeciğim. Ne yiyeceğiz? Seçtin mi? Kazandı bir alalım mı? Pardon beyefendi. Yolun solundaki siyah araç sizin miydi? Evet. Ufak bir kaza oldu da. Sizin de sanırım araca çarptılar. Kaza yapan kişi sizi arıyor. Eyvah eyvah. Ben hemen gidip bakayım. Şimdi Kahya var ya, çık çık yer beni. Biz de seninle gelelim. Hayır yok. Siz keyfinize bakın. Ben hemen hallederim. Tamam mı? Ne yiyeceksin Aliço? Gazandibi. O zaman sipariş verelim. Oyalan dur bakalım oralarda. Ben de biraz eğleneyim o sırada. Abi nerede kaldın ya? Efendim ne o? Heh, abicim. Pastaneye girmek üzereyim. Geldim. Heh, tamam. Da ben bir yarım saat geç kalacağım, haberin olsun. Trafiğe takıldım da biraz. Bir kere de söz verdiğin saatte geldim. Hiç şaşırtmıyorsun. Neyse tamam. Görüşürüz. Tamam bay bay, görüşürüz. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler. İyice kontrolden çıktın. Böyle bir rezilliğe nasıl çanak tutarsın? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ha? Maksadın ne? Evimizi başımıza yıkmak mı? Aa, Cihangir amca. Aliço hadi kalk gidiyoruz. Ama tatlımı bitirmedim ki. Söyleriz şimdi, paket yaparlar, evde yersin hadi canım. Siz rahatsız olmayın lütfen. Ben uzak bir yere geçerim. Hadi Aliço gel. Gel. Aliço! Aliço!